Herkese merhaba. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'le birlikteyiz. Öncelikle bizi belediyenize ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok sağ olun. Ben röportajıma çok merak ettiğim bir soruyla başlamak istiyorum. Maltepe'nin ilk kadın belediye başkanı olarak seçildiniz. Bu nasıl bir duygu? Neler hissediyorsunuz? Ben uzun yıllar meslek odasında da bir kadın yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptım. Maltepe açısından benim açımdan çok değişik değil belki ama Maltepe açısından değişik ve seçim sürecinde de adaylığım sürecinde de motive eden bir durum oldu bu. Çalışma alanlarında etkili oldu çünkü kadın arkadaşlarımız özellikle kadın bir belediye başkanıyla çok daha rahat ilişki kurabiliyorlar. Taleplerini daha net ifade edebiliyorlar. Bu belirgin bir durum oldu. Çocuklarla, gençlerle ve kadınlarla ilişkilerde bence kadın bir belediye başkanı çok daha başarılı olabiliyor. Peki nasıl bir belediye devraldınız ve Maltepe halkına nasıl bir belediyecilik anlayışı sunmayı amaçlıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 dönem görev yaptığı bir yerel yönetim Maltepe Belediyesi. Eksiklerimiz var elbette ama sonuç itibariyle ideolojik olarak çok birbirinden farklı bir durum yok. Her yerel yöneticinin öncelikleri farklı birbirinden. Bizim önceliğimiz toplumcu bir yerel yönetim modelinin hayata geçirilmesi burada. Bunun için de en temelde tabii yapmamız gereken daha katılımcı bir sürecin örgütlenebilmesi. Ve bizim bütün çalışma programımızın içerisinde çocuklarla başlayan bir öncelik sırası var. Çocuklar, gençler, kadınlar, işte engelliler, yaşlılar, özellikle emekliler üzerinde çalışmalarımız var. Dolayısıyla önceliklerimizde ve belki de yerel yönetimin uygulamalarında hayata geçireceğimiz projelerin içeriğinden birbirinden farklı olduğunu düşünebiliriz. 1 Nisan'dan itibaren belediye başkanlığı görevinize başladınız. Bugüne kadar ilk icraatlerinizden bahseder misiniz? Neler yaptınız? Benimse çok kısa bir süre tabii. Önce hiçbir yerel yönetim deneyimim olmadığı için anlamaya çalışıyorum. Kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. Yerleşkeleri birbirinden farklı. Maltepe Belediyesi'nin pek çok ilçe sınırları içerisinde farklı yerlerde farklı birimleri var. Arkadaşlarımızın bir kısmını tanıyorum çünkü ben serbest mimar olarak çalışıyorum uzun yıllardır Maltepe'de. Ama onun dışında önce onların benim de onları tanımam gerekiyor ve dolayısıyla biz bir aydır birbirimizi tanımaya çalışırken bir taraftan da vaat ettiğimiz bütün bu projelerimizin hayata nasıl geçirileceği üzerinde bir şeyimiz var. Bir stratejik plan çalışmalarına başlıyoruz elbette. Bunun için bir katılımcı sürecin örgütlenmesi gerekiyor. Çalıştayların yapılması gerekiyor. İlk başlangıcımız böyle bir durum. Biraz da belediyenin gelecek vizyonunu merak ediyoruz. Gelecekteki projeleri ve hedefleri nelerdir Maltepe Belediyesi'nin? 2024 Türkiye'sindeyiz ve Maltepe'nin, ben 79 yılından beri Maltepe'deyim. Tam bir kentlilik bilincinin oluşturulabildiği bir alan değil. Öncelikle buna bir odaklanmak gerekiyor. Dolayısıyla yaşayan arkadaşlarımızın ve hepimizin kentte yaşamanın nimetlerinden faydalanmamız gerekiyor. Sosyoekonomik, bütün etkinliklerden, kültürel faaliyetlerden eşit olarak yararlanmamız gerekiyor. Dolayısıyla kır ve kent arasındaki o temel farkın burada çok net bir biçimde artık görünür olması bizim için önemli. Dolayısıyla bizim ağırlıklı olarak yapmaya çalıştığımız bir kentlilik bilinci üzerinden daha çok sorgulayan, hakkını arayan bir toplum kesimini oluşturabilmek. Hedefimiz insana dokunmak. Yaklaşık 530 bin nüfusu var Maltepe'nin ve 5 yıllık programımızın içerisinde biz 5 yıl sonra Maltepe'de yaşayanlar evet gerçekten Maltepe'de yaşamaktan mutluyuz diyebileceklerse biz kendimizin başarılı olacağını düşüneceğiz. Sloganımız bizim Maltepe'de yaşam vardır. Dolayısıyla Maltepe'de yaşam varın arkasında işte kentte yaşayan her bir bireyin ihtiyacı olan, her bir kuşağın, her bir cinsiyetin ihtiyacı olan bütün koşulların sağlıklı bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Belediyenin de bu anlamda hizmet sunması gerekiyor. Peki genç nüfus için bir planınız var mı? Gençlerin gelecekteki katılımını ve istihdamını arttırmak için belediye olarak ne gibi projelerimiz var? Temel bir yaklaşım hatası var. Belediyeler genelde kendileri bir istihdam alanı olarak görüyorlar ve bunun da aslında çok sağlıklı bir yaklaşım olmadığı çok belli oluyor. Bizim gençlere yönelik olarak bir kere vakitlerini daha sağlıklı olarak geçirebilecekleri gençlik merkezleri, kendilerini geliştirebilecekleri, bir araya gelebilecekleri,
Özellikle yeni mezun olmuş, fakültelerden yeni mezun olmuş arkadaşların birbirleriyle tanışıp aslında ileriye dönük olarak kurabilecekleri işler nedeniyle o tanışıklığın ortaya konulması, yerel yönetimin farklı çalışma alanları üzerinden de istihdam alanı açabilecek işler üretmesi gerekiyor. Yani bu yerel yönetimin kendisinin istihdam alanı olmaktan çıkarılması gerekiyor. Çok temel bir durum bu. Ve elbette İstanbul'da çok yaygınlaşmaya başladı. Gerçekten bağımlılık sorunları da var. Bunları ortadan kaldırabilmek için çocuklar ve gençler için özellikle spor alanları üzerinde bir çalışmayı yürütmek gerekiyor. Dolayısıyla gençlerimizin bütün olumsuz alışkanlıklarını bertaraf edebilecek mekanizmanın aslında onların daha rahat sosyalleşebilecekleri, bütün sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanabilecekleri, mesleki alanda kendilerini geliştirebilecekleri olanakların artırılması. Bunu çocuklar için de söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani bütün bunlar yapılmaya başlandıktan sonra aslında var olan sorunlarımız da çok hızlı bir şekilde çözülmeye başlanacak. Maltepe birçok il ve ilçe belediyesinden yerelde daha çok fazla kadın görevliyi seçti. Sizin de ilk kadın belediye başkanı olmanızla birlikte belediyenizde 11 kadın meclis üyesi ve 9 kadın muhtar görevlerine başladılar. Bu çok gurur verici. Siz belediye yönetiminde kadınların rolünü nasıl destekliyorsunuz? Bir kadın olarak elbette benim de çok hoşuma giden bir durum ama bir sorumluluk olduğunu da farkına vararak sadece cinsiyetlerimiz üzerinden değil, bilgi birikimli kadınlar olarak aslında biz bu süreçlerde aday olduk. Dolayısıyla başarılı olabilmeleri için onların daha fazla özen göstereceğimi söyleyebilirim, destek olacağımı söyleyebilirim. Kendi adıma da çalışmayı çok seven birisi. Dolayısıyla çalışmaya devam edip özellikle kadın arkadaşlarımızla da dayanışma sürecini örgütleyip bunun etkisinin kız çocuklarında çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Onlarda müthiş bir özgüven oluştu. Sadece bu bile bence büyük bir aşama kaydedildiğini gösteriyor. Gelecekte kadın arkadaşlarımızın hem sivil toplum örgütleri içerisinde hem de siyasetin içerisinde çok daha özgüvenli biçimde var olma çabalarını destekleyen bir çalışma alanı. Başarılı olursak da bence bu destekler artacaktır tabii ki. Evet. İstanbul'da trafik vatandaşlar tarafından oldukça şikayet edilen bir konu. Biz bunlara sokak röportajlarına da İstanbul'da en büyük problem nedir sizce diye sorduğumuzda bizlere trafik diyorlar. Peki Maltepe bu trafik sorunlarına yönelik olarak ne gibi çözüm önerileri var? Bir kere şunu söylemek gerekiyor. Hem imar mevzuatı açısından hem otopark yönetmelikleri açısından bakıldığında ulaşım politikalarıyla bunları örtüştürdüğümüzde var olan bütün uygulamaların trafik sorunu sadece daha fazla artırdığını söyleyebilmemiz mümkün. Dolayısıyla temelde bir kamusal ve toplu taşıma sürecinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu kadar özel aracın teşvik edildiği bir ortamda ne otoparklar açısından yani onların yollarda parklanmaları açısından hem de mevcut karayolları sistemi üzerinden bizim trafik sorunu çözmemiz mümkün değil. Ulaşım politikalarında bir gerçekten bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Bu da toplu taşımaya öncelik vermek. Maltepe açısından baktığımızda bir kıyı ilçesi. Deniz yolunu kullanmamız gerekiyor, çokça kullanmamız gerekiyor. Evet. İki hattımız var, Marmaray ve metro hattı. Bunların ikisinin arasındaki bağlantıların tamamlanması. Minibüs Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ortaklaşa düşündüğümüz Üsküdar'dan Cevizli'ye kadar bir alanda bir hafif raylı sistem projesi var. Dolayısıyla toplu taşıma projelerini ancak biz artırdığımızda bu lastik tekerlekli araçların oluşturduğu trafik yoğunluğundan biraz kurtulabiliriz. Çünkü bu aynı zamanda otopark sorununu da getiriyor, yollarda parklanma sorununu da getiriyor. Bir yerden bir yere giderken uzun sürelerimizi artık yollarda geçirmemize de sebebiyet veriyor. Toplu taşımanın daha konforlu bir hale gelmesi durumunda genelde çok tercih edilmez. Ama çok bu bir kültür işi aynı zamanda bunu evet. söylemek gerekiyor. Avrupa ülkelerinde bizdeki gibi değil. Yani hani statüsü ne olursa olsun insanlar toplu taşımayı kullanırlar. Bu da önemli bir durumdur. Bizde lastik tekerlekli araçlar genelde özel araçlar bir statü olarak da görülüyor. Bu bir şeyin de değişmesi gerekiyor. Yeni bir farkındalık sürecine ihtiyacımız var. Dolayısıyla aslında yaptığımız projelerin toplumun tamamını etkileyecek projeler olduğu zaman
kişinin değil, bireyin değil, toplumun yararına projeleri hayata geçirdiğimizde, toplu taşıma sürecini hayata geçirdiğimizde çok daha sağlıklı bir sonuç çıkacaktır. Trafikte sadece Maltepe için değil, çünkü böyle bir çözüm mümkün değil hiçbir evet. zaman. İstanbul'un genelinde trafik sorununu çözecek üst ölçekli politikalara ihtiyacımız var. Peki, çok teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Sizlere belediye başkanlığı görevinizde iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Tekrardan çok sağ olun. Sağ olun. Tamamdır.